ازیان خساب گیم من اوی باز کنیم من هم دوم چه بولده میگه سره رحمت پرسیده من حالتی کتلمانده تقف قزلگنده خسابه گه اویمزه من یارم قسمه باس بوگن قصدن خیگنده بیتونده تگیدن تقف قزلگن قزلمسه بلان آب چکب گیچ گیره اواکوات سقلش که آخر امتیز خادملار بزن اوی دوالانو بزب آب چکب گیچ گیره خاز بلان آیلسه نمو بولده من شاکم خاز تورت دبالاست من گوچه دقال دیست ویتلن گوچه دقال ده اویو خاز بزه مثال چون خوش نبالو باروان بزن اقل غلو اونو خب گویگن آدم لبار نبتیو O'zbekistonda kim ko'chada qolib qoldi? Shu kecha kunduz. Mana mashinalarni nagli ko'chada qoldirildi-da. Ataylab qilinganmi bu? Kato ko'rganda uylar yorilib ketdi. Hozir mana bundan keyin mana ham uyim yorilib ketdi. Hozir mana bu uy mana uyim tortib ketmasligiga kim kafolat beradi? Inson hayotidan azizmi shunchalik do? Mana mana shu yerda tasavvur qilinglar, aka sal yaqinroq olinglar. Oraliq masofani qarang, kichkinaligim. Shu yerda nasilkada ham olib chiqolmadi mana mana bu ahvolda shoshilinchda shunaqa bo'ldi. Stolni ko'tarib olib chiqdi. MTS xodimlari otasiga rahmat. Bir 3-4 kishi ko'tarib olib chiqdik. Qopol qilib aytganda yurgan turganimizni tomosha qilib o'tiradim ertaga. 3 kun bo'ldi uy bosib tushganiga hech kim qaramadi. O'shanga o'xshab uy yonib ketsa ham shunaqa bo'ladim. Bir-biriga baland tomoni to'g'ri kelyapti. Hozir bular bir-birini ustiga ag'dariladimi? O'z aslida shenka bo'yicha dom-domga ag'darilganda teyish kerak emas, masofa bo'lish kerak. Bunga shenka qayerga qarayapti? Qurilish vazirligi qayerga qarayapti? Chap tomonga kasoy bo'lib turibdi. Buni hech kim tekshirmayapti. Hech kim kelyotgani yo'q. Aholidan hiç kim roziligi ham o'tgani yo'q. Biz 100% qarshimiz mahalla. Mana ham domchi bo'ladi, menga sifiri. Rahmat. 2024 8-oktabr holati, kechqurun 10:30 da mana ham bosib qoldi holat. Onamlarning mazalari yo'q, og'ir holatdalar. Qazigani hisobiga mana uy bosib qo'ygan. Mana holat. Mana uni stol ishlab yotibdi. Mana hozir mana qo'shni devorni buzib, mana mana shundan MTS xodimlari olib chiqib ketgan uydagilarimni. Mana bizani xonadon. Mana ham qo'shnini xonadoni mana shu yerdan olib chiqib ketishgan. Ki katlaman qazigan, dovol tagidan taqab qazigan bular. Mana uyimizda kechqurun olib chiqib ketdi uydagilarni. Mana hozir mashinagacha bosib qo'yan chiqardi, mashinalar bor. Assalomu alaykum. Bu video munojatim muhtaram prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat akaga video munojat qilmoqchi edi. Mahalla nomidan biz Toshkent tumani Hasanbog hududidan munojat qilyapmiz. Muhtaram prezidentimiz mana hozir siz adolatli qaror chiqarilsin, aholining roziligini olib qurilish bo'lsin deyapsiz. Mana bizani Hasanbog hududimizda 2023 yil boshlagan qurilishi Toshkent Mega Stroy degan korxona ish boshlagan dom qurilishi obyektida biz bu yil yanvar oyidan beri uje sudga borib e'tirozimizni bildiryapmiz. Sudya uje e'tirozlarimizni, arznomalarimizni raddiya qilib javob beryapti bizaga. Bu yerda bizani bu chiqishimizdan asos hozir bular qurilish normalari, sudda qurilish mutaxassislari, yuristlari va mana oxirgi sudimizda prokurorimiz ham bularni ko'p narsasini yolg'on va ko'p normalar to'g'ri kelmayapti, shenka raqamlari noto'g'ri degan ma'lumotni berganda ham sudya bizaga bizani qanoatlantirmay Toshkent Mega Stroyni qanoatlantirib berdi. Shundan sizdan iltimos qilardi, adolatli qaror qabul qilib shunga chora ko'rib berishingizni so'rardi. Qat'iy. Keyin mana 2024 yil 8-oktyabr kuni mana shu mani xonadonim, qo'lim kechqurun soat 22:00 atroflarida ukam oilasi bilan 4 ta farzandi va ota-onam shu yerda istiqomat qilishadi, shu yerda birga yashaymiz, dam olishayotgan holatda. Bular men hozir chiqib ko'rsataman, holatda katlamanni taqab qazilganini hisobiga uyimizni mana yarim qismi bosib bo'lgan. Mana bitta xona, mana ota-onam biz yotgan dam oladigan xonaligi shu holatga tushganmiz. Hozir o'shanga bir adolatli qaror qabul qilib, o'shanga bir o'zingizni odamlaringizni jo'natibmi, shu yerda bir o'rganib chora ko'rib bersangiz iltimos qilamiz shu aholi nomidan. Aholi bir 80% aholi norozi. Bu yerda mana kunuzdan ham menga aloqaga chiqib, holat yuzasidan o'rganishdi va kunuz deylar
Şu yerda chiqarishdi, video syomka holatlarini ko'rib, o'sha nima holatlar bo'lganini video syomka qilib qo'yishgandi. Bu holat yuzasidan keyin o'zimizni mana shu Hasanboy hududida muhbiriyat. O'sha kamanda o'sha mahalla guruhlari, mana Oqsoqol kengashilikda, mana shu guruhlar bor, 8 mingtadan aholi joylashgan hududdi aholini gruppasiga tashalgan kunuzdi ma'lumotlar har xil endi o'sha mahalladagilar tashashgan. Shtobi bu maqsad nima tashalishi sabab bu yerda hali bularni sudi tugamagan, sud jarayonida bular shtobi bu yerda qo'ni-qo'shli yaqinlarimiz, shu mahalladagilar, aholanki shu yurtdoshlarimiz aldanib shu yerdan joy sotib olmasin degan maqsadda uni biz shtobi bu yerda hali bitta tomonlama chiqmagan. Yo, bularni shu qarorlari, hujjatlari hali sud tomonidan rost ekanligi tasdiqlab berilmayapti, bizga tomonga tasdiqlab berilmayapti. Bizdan hali e'tirozimiz bor. O'shanga kunuzdi chiqqan ma'lumotlarimizdan ham ko'pini bular hokimiyat tomonidan shu muxbiriyatlari keyingi shu guruhimizning kim tomonidan bilmaymiz, o'chirtirilgan. Xabarlar bu bir tomonlama ko'rilgan degan maqsadda o'chirtirilgan. O'shani ham bir ko'rib, mana uy holati, bular bitta devorni o'zi ag'darilgan degan, lekin bular holat emas. Mana mundaroq olsangiz ham bo'ladi, syomkalar mana shu mamitlar shu o'pirilib bo'lgan, uy ichiga o'tib bo'lgan. I mana bu yoqdan hozir orqaga o'tib etamiz. Bu holatni aniq tiniq qilib ko'rsatib berishadi hozir, yorqinroq qilib, yorqinroq qilib. Iltimos shuni bir muhtaram prezidentimizga bir o'zingizni bir anaqangiz bilan odilona hukm chiqarib berishingizni iltimos qilamiz aholi nomidan. Aholi 100% norozi, e'tiroz bo'lib yotibdi. Bilmayman shu tegishli tashkilotlar iloji boricha xat chiqarib berdi. Chora ko'rib berishingizni iltimos qilamiz. Keyin bu yerda mana oqova arg'larimiz o'tgan, mana mana shu joyimizni hozir bular kadastr agentligiga ariza berishgan. Men o'zim hozir sud jarayonida hali biz qog'ozini olmaganmiz, biz bizildi degan qog'ozni olmaganmiz. Mana Mamitdan oqova arig'imiz o'tgan, bu suv mintaqasidan men o'sha ariza bor yozdim. Shu xonadondan o'tgan arig'larni o'rganishdi. Hammasi qoniqarli, prosta arig'imiz lato qilib o'rab navesga qilib qo'yganmiz. Bu yerda bir chiqsa bir 3 metr, 3,5 metr joyimiz chiqadi. Zahvat yer, lekin bu 91 yildan beri bu yerdan foydalanib kelyapmiz. Men o'zim 83 yilman. 83 yildan beri shu yerda istiqomat qilamiz. Shunga ham mashinga ham chora ko'rib berishingizdan iltimos qilaman. Bu yer bo'yicha sud boshqa joyda bo'ldi, lekin bular sud jarayonida shuni da'vo qilib, bizlarga ham uydib har xil mish-mish tarqatishgan aholini o'rtasida. Bunga ham e'tirozim bor. Keyin mana hozir nima bo'lgan taqdirda ham bu buzilgan holati bular xuddi qasddan qilgandek betonni tegidan taqab qazilgan, qazilmasi. Bizan Toshkent tuman hurmatli hokimim ham aytdilarki, bu yerda noto'g'ri ish qilingani urush janjal qilib, o'sha hammaga topshiriq berdilar va hokim kelgan kuni shu yerda qurilish to'xtatildi. 2024-yil 9-oktyabr kuni kelib, shu holatni o'rganishdi, baraka topsinlar, hammaga topshiriq berdilar. Hozirda shu joyga ham bir qarab berishingizni iltimos qilardim. Chunki bizga to'langan kvitansiyalarim hammasini hujjatli qilib, tegishli organ, tegishli tashkilotlarga hammasiga taqdim qildim. Bunga ham bir chora ko'rib berishingizni so'raymiz, iltimos qilamiz va bular nima bo'lgan taqdirda ham qonuniy emasini, uni tegishli o'zi mutaxassislar kelib o'rganish kerak, uni ham bilamiz, hali ular mutaxassisligi yetib kelmaganmiz. Shunga bular bizaga xuddi uyimizni qasddan buzgandek qilib, bizaga ota-onam, mana hozir ota-onam banisadalar, yotibdilar. Bu 2024-8 oktyabr kuni bo'lgan holat bo'yicha na ota-onamdan, na bizadan uzrnavo yoki bir ko'ngil so'rab bir chiqqani yo'q oldimizga. Chiqishi ham kerak emas. Bizaga odil hukm o'qib, odilona shu joylarni ko'rib turib chora ko'rib berishingizni iltimos qilamiz. Qo'shimcha qiladiganim, mana bu yerda sud jarayoni pashti hozir aytaman, 2024-yil yoz oylaridan ariza berib sudda sudlashayotgan joyimizda 2-3 marta sud jarayoni bo'lyapti. Nimaga shu sud jarayonida e'tirozli joyda shunaqa qaror, shunaqa bandlarni endi o'qib uspet qilmadi, shunaqa muhokamali joyda dom qurilish to'xtatib turish kerak, yo u yo tomonga, yo bu yo tomonga
o'tish uchun va holanki bular hali qurilish umuman to'xtatmadi. Shu jarayongacha mana hozir uyimiz shu holatga kelgandan keyin holat shunaqa joyga kelgandan keyin qurilish to'xtatildi shu hokim tomonidan. Va holanki shu paytgacha sud jarayonida bizga hech kim aytmagan yoki boshqa qilmagan sud bir 4 marta 5 marta Nurafshonda bo'ldi. Hech bir shu o'rtada to'xtatib turib, oldin muhokama to'g'ri joyga kelib olishini bartaraf qilishmadi va holanki mana Mamatni devorimizdan shu taqab qazigan bizni o'ylaymiz qasdan buni ataylab shu joyi bizish uchun yo mana shunaqa holatga kelish uchun ataylab qilgan deb bizni gumonga boryapmiz va bu yerda ota-onam yashaydi, ukam, oilamiz bilan yashaymiz. Kimgadir nima bo'lganda kim javob berardi bu yerda? Tegirish shiyoti deymiz, azgina olasiz. Shu holatga ham bir odilona bundoq qaror chiqarib, chora ko'rishingizdan iltimos qilardi u. Bizaga bu akam telefon qildilar, men qo'shnilarim, yon qo'shnimman. Shu mahallada billos billa katta bo'lganmiz, telefon qildilar, teski uyim bosib qoldi dedilar. Menimcha MCSdan birinchi yetib keldim, sal uzoqroq edim. Keldi, o'sha holat yo'l yopilib qolgan, hamma kasal. Mamatda opoqimlar masalari yo'q. Ama qimlarning masalari yo'q, bu yerda bularni olib chiqib ketish kerak, evakuatsiya qilishki, oxiri MCS xodimlari bizani uyi davolanib bizni olib chiqib ketishdi. Shu darajada ham bo'ladimi? Shunchalik odam vijdonini sotib olish kerakmi dom qurish uchun? Hozir bularni oilasi nima bo'ldi? Mana mashu akam hozir 4 ta bolasi bilan ko'chada qoldi. Distributorni ko'chada qoldi, uyi yo'q hozir. Otasi, onasi banitsada yotishibdi. Hech kim xabar olgani yo'q. Biz ham misol uchun qo'shni bo'lib boryapmiz. Aqlg'iloqni qilib qo'ygan odamlar bormayapti-ku. Birro borib xabar olmaydimi? Mana ko'chada qoldi mana mashu odam. O'zbekistonda kim ko'chada qolyapti hozir? Shu kecha kunduzda. Mana mashinalarni nagli ko'chada qoldirildi-da. Ataylab qilinganmi bu? Bu sud jarayoni ketib turib, shu ahvolda bo'lib turib, katlaman ko'vlash. Oldin sud hali qism bir yo'q tomonga. Hozir bu umuman normalaga to'g'ri kelmaydi. Uyimizdan 6 metr narida. U o'zi birinchi katlamanning o'zida katta ko'rganda uylar yorilib ketdi. Hozir mamindan keyin mana ham uyim yorilib ketdi. Hozir mana bu uy, mana uyim tortib ketmasligiga kim kafolat beradi? Mana o'zimni ham onam mazalari bo'lmadi. Skoriy keldi, 3 ta skoriy keldi shu kuni, bitta pajarnik keldi. Tag'ir ham xodimlarning otasiga rahmat, olib chiqishdi shu yerdan. Mana onamlarni ham o'zim yana banitsaga olib borib tekshirtirib keldim. Mazalari yo'q, yosh kattalar bor, kechqurun 10 da bosib qoldi. Agar mana mana shu yerda shu akam bo'lsa, odalar bilan mana shu mashinani remont qilib u buqib o'tirishgan, yarim soat oldi. Bosib qo'yganda kim javob berardi? Inson hayotidan azizmi shunchalik dum? Oka, mana ko'chada qoldingiz siz hozir. Qoldim, nima qilay? Uyingizga kira olmayapsiz. Hozir buni to'g'irlashga sharoit unchunchasini to'g'ri kelmaydi. Nechi kun bo'ldi mana 3 kundan beri hali bironta odam kelib, na tergovchi na boshqasi kelib hal qilib bermadi-yu. Mana ko'chada-da, yavli ko'chada. Mana uyimni davolanib biz ishga hozir ko'rsatamiz, mana davolanib bizib, shlaka bloklarni tayyor davolanib bizib kirdik. O'sha yerda nasilkada, kalaskalada olib chiqdik aholini. Mazasi qochib qo'ygan opoqimlarni nasilkada olib chiqdik. Shu darajada bo'ladimi odam? Mana mana shu yerda tasavvur qilinglar, aka sal yaqinroq oling mana. Oraliq masofani qarang kichkinaligini. Shu yerda nasilkada ham olib chiqolmadi mana man bahvolda shoshilinchda shunaqa bo'ldi. Stolni ko'tarib olib chiqdi MCS xodimlari otasiga rahmat. Bir 3-4 kishi ko'tarib olib chiqdik. Mana shu yerdan olib chiqib tashqariga olib chiqib ketdi. Ahvolni qarang mana mashincha bala. Yaxshi tepada ochiq joy bor ekan, ochiq joy yo'q bo'lganda buni ham biz beramizdi tegidan ko'lab odam olib chiqish uchun. Qatta qaramaydimi, insofi bormi? Mana hozir banitsada yotishibdi. Hozir ahvolligi og'ir. Bittaligini yurakligini mazasi yo'q bittasi davlena bilan yotishibdi. Keling aka, mana yoni ham ko'ring. Mana qarang. Men sig'mayapman mana shu yerda. Tasavvur qiling, nasilkada odam olib chiqilyapti. Ha buni kengaytirib ochishga vaqtimiz yetmadi bizani. Mana aka, holatni qarang. Mana mana shu yerda bizib olib chiqildi mana shu yerdan. Mana hozir men yashaydigan xonadon. Mana bu hozir 4-chi etaji. Atak aslida 3-chi etaj, 2-chi etaji tomidan ko'rinyapti mana hozir holat. Mana shu yerda oilamiz yuradi, shu yerda ayolimiz yuradi, singlimiz yuradi, qizimiz yuradi. Shuni qurayotgan odamlar ham musulmon odam. Lekin shu ahvolni ko'rib turib quryapti. Qanaqa qilib shu pulni bola chaqasiga yediradi? Qarang, ahvolni 3-chi etaj, 4-chi etajdan ko'rayapti. Mana bu oralig'i masofa 12 metrdan keyin yana bitta dom tushadi. Qopol qilib aytganda yurgan turganimizni tomosha qilib o'tiradimi ertaga? Yon tomonida oynasi yo'q deyapti. Oldi tomonidan shunday ko'rinadi mana. Hali bo'tki kim keladi, sigaret chekib sigaretini otib o'tirsa, uyim yonib ketsa-chi? Kim javob beradi? Mana men 3 kun bo'ldi uy bosib tushganiga hech kim qaramadi. O'shanga o'xshab uy yonib ketsa ham shunaqa bo'ladimi? Qani bo'tdi adolat? Kim chizib bergan shu proyektni? Qaysi kalla bilan? Uyimizdan 6 metrdan keyin ham 8 etaj dom quradimi? Ahvolni bilmadim, men tushuna olmayapman.
Müslüman adam buna kurmaydı. Lakin o ziyem şahsen şuna kursa yaşamaydı tekeri. Bana ağzı baş hududu hem koruyla. Bana başta katlaman koyulup koyuyor. Ağzı ben bu dom bitmezsen dur bu katlamanı koyulayın. Hala bu dom bunun üstüge çüşüyem mümkün. Aralık mesafe o da aslında şengele boyunca, normatif boyunca 20 metre, 25 metre buluş gereken. Hazır bu 12 metreden gene kuruluyordu. İrtege bu iki dom kat kotarsa, 8 etajdan ikisi kat kotarsa, birbirine balan tamamını doğru ki o toz bulu birbirinin üstüge adarladı mı? O da aslında şengke boyunca domge adarılgende teyiş gereğmez, mesafe buluş gereği. Bunge şengke kaka karavat, kuruluş ve hazırlığı katke karavat. Bana katlaman ne kuvalı, bana op geleyim, okey, tamam. Yarım metrenmez de. 40 santimetreden gene katlaman kovalayan. Bu ne mi? Yasni mi bu? Atidan kılıngan mı? Ha atidan da bilemem bunu aslında. Domlarda, ben basıp koyandı karayın. Ben şimdi darbaza bile içkerde yenge maskeçi yatıptı. Dodan minge maskeçileri yatıptı. Yenge. Şimdi kıymetini bilmiyim ben. Hazır ki payıttı şu lini kıymeti ki doğru kesin kere. Yenge maskeçi yatıptı. Onge kim cevap verirdi? Akvalla karayın. Dovalla basıp koyan. Hali katlamanı su basıp getken. Su basıp getken katlamanın üstüge böyle dom kuradı mı? Ertege u patüşkasını kotarmıyor, yorulup getiriyor patüşkası. Bana ama donmayayım, aslında sıfatını korsayla stikleri birbirine kemiydi, stoykaları kıyışıyor. Bunu hala hiç kim tekşirme yaptı. Bunu işletilip otken armatura. Kanaka, TTZ'de ben uzun işliyim. TTZ'de kerebosu temirli eritip metalomdan çıkartıyor. O şuna armatura mı? Yok hakiki rastlamakası mı? Şu tekşirilgen armatura mı? Doğru keledi mi, kemiydi mi? Kolda çözüledi mi? Sınadige armatura mı? Bunu karama yaptı hiç kim. Dom mu dom? Ben okey meşitten korsatayım da. Stoykaları hem kişiye yattı bana. Memlekası ki asılı yattı. Ama sesmeleri hem kişiye o. Bunu üsteyen meşit dom mu? Tortinci etajge kekünçü 5'te grup peşledi. Hiç kaçan bitti grup peçeli. Bir kıl işle miydi? 5'te grup peşle yandan ki bu dom. Bana ben aynen birinci stoykanı karayın. Çaptamonga kasoyu bup durdu. Bunu hiç kim tekşirme yaptı. Hiç kim ki otkanı yok. Ahaliden hiç kim razılıyor mu otkanı yok. Bizi 100% karşımız mahallelerine. Doğru etajda yalgan güvahlıyor bile. Yalgan bile kol koydurup alıyor. Kanına karşı. Hiç zamanda 6 metreden gelen dom kuruladı mı? Ağzı pajarını kodu kanı bile. Biz hani başı yol pajarını kodu buladı mı? Ertege ben misal için maşinamı koysam, ertege pajarını kıramazı. Bana maşinamı vurup ötüp yetedi mi? Kim karaydı bunu? Karış kere bunu, koruş kere. Bu oylap çıkaladığın narsa, şaşma şaşarlığı bile kimdir kol koyuyorsa dom kurar mıydı? Dom ki bu. 220 ta xonadonda otdi hozir 220 ta xonadon 227 ta xonadon bo'lsa har bittasiga o'ldim deganda bittadan mashina bersa 227 ta mashina turar joy qani bo'tdi qatga qo'yadi biz ko'chamizga qo'yadim biz nima qilamiz kalsoyga qo'yib kelamiz bu mashina yo'q bo'tdi umuman haqiqat yo'q musurkasi yo'q detskiy plashatka yo'q zelenoy zona yo'q hozir bularga 64 ta kvartiraga gaz plitaga ruxsat berilgan isitish tizimiga emas isitishi nima tappi bilan isitadim yo ko'mir bilan isitadim Kaçan geçem istedi. 64'te kvartire bosu bu bitti dom getirin. Mami adı ikide dom ki. Bir adı ile mi buladı? Ulega ruhsat vermeken raygaz. Raygaz hadımın ozu kelibet. Elektris etti balları yedi kelibet ki. Pat stansalarını eğer tok doğru kese veremiz dedi. Halu yan pat vapros. Kuruluş 3 etajdan, 3 kavattan balan bogan binada kanalizasyon tarmağı okuyup koyuluş kere. Bu kanalizasyon tarmağını ozu yok. Ruhsat olamız da attı. Halu böyle kurup getse de, yani, Novaya Kalhoz'da dom kuruluyor. Onun için Novaya Kalhoz'da hazır kanalizasyon kımagan. Taşıyı atıptı her günü bir tane mahsus uzun maşinası da tartı attı. Onge ahalı pül tölü var. Her daim pül tölü miydi? Bu ki adam bize onun sessizliğini kıllamayız. Aldın kanalizasyonu ap çıksın. Ruhsatlarını asın. Ahalını razı kısın. Hem ya debdele. Ben pasladayım kanalizasyon hali yetip yemegen. Hasan Bey'de kanalizasyon yok. Bize onu tartıp gelemizdi attı. Tartıp geliş için ben bunu satı attı. Bu hali halka aldaştı bu. Yoğun arsaki pulu o attı aldığında. Halka alda pulu. İrtege kanalizasyon tarmağını op kuramasa. Halka aldanı meşeynik göçüre attım bu. Kip kızıl meşeynikli ki. Kip kızıl. Bu hayran mı? Ne mi ne kadar attı? Kim kara attı bunge? Kip kızıl meşeynikliydi. Hazır kurulmagan narsaga pul to'lan yotdi. Hali kanalizatsiya, suv, svet, gazga ruxsat yo'q. Raygaz xodimini o'zini chaqiringlar. Raygazni boshlig'ini chaqirish kerak. Rostdan shunga ruxsat berganmi? O'zi aholi qishdan zo'rg'a chiqamiz. Ko'mir yoqib, o'tin yoqib chiqamiz. Ertak bu 227 ta xonadon qancha kub gaz yoqadi? O'zi shundan o'zimizga yetmayapti-ku. Agar masjidga 4 ta qo'shni kelsa qiynalib qolamiz. Bu dom lekin aqlga sig'maydigan narsa-da. Oraliq masofalari ham to'g'ri kelmaydi. Mana oke bu yoq tomonni ham bitta ko'rsating. Mana qarang. To'g'ri keladimi? Mana mana shu 4-chi etaj. 4-chi etaj. Buning ustiga yana 4 ta etaj tushsa, 9 etaj deyshot, 8 plus. Tasavvur qilyapsizmi?
O'zimizni uyimizda o'zimiz erkin yura olmaymizmi? Ahvolni qarang. Haqiqat. Ertaga polni soya qiladi-yu bu. To'g'ri kelmaydi, umuman to'g'ri kelmaydi. Hozir mana shu aholidan shu mahalladagi atrofdagi 6 tagina odamdan qo'l qo'ydirilgan, shundan ham 5 plus kelib. Kimgadir 5 plus deyilgan, kimgadir ko'p qavatli deyilgan, kimgadir 4 plus deyilgan. Bu yerda mahalla komitet bilan birga yurilgan, oqsoqol bilan yurilgan, lekin faqat yolg'on. Mana hozir 5 plus 1 deb turib, keyin 28 ta odamni to'pladik. O'sha xalqdan rozilik oldi 28 ta odamdan deyapti. Lekin qo'l qo'yilgan 10 ta odamni biz o'qib chiqsak, ot familiyasini oqsoqol bo'yapti, oqsoqol yordamchisi bo'yapti. Shu mahalla komitetida ishlaydigan odamlar o'shani ham 4 tasi yo 5 tasi o'ziga tegishli o'zining qarindoshlari shunaqa. Lekin bironta bizadan yo'q. O'zi aslida 28 ta odam qo'l qo'yildi deganini o'zi yolg'on. Lekin muhtaram prezidentimiz aytganlar, xalq norozi joyda do'n qurmagin deyilgan. Hozir mana shuncha xalq, shuncha odam norozida qanaqa qilib qurilyapti? O'zi bitta odam norozi bo'lsa qurilish kerak emas. Hozir bu yarim odam yosh kattalarni olib chiqmadik, yuraklar yomon bo'lib qolmasin deb. Yosh kattalar bor, ayollarimiz bor, farzandlarimiz bor. Agar bularni har bittasini oilasidan 5 kishi hisoblasa, mashto o'zida hozir bir 60 kishi norozida. Qanaqa qilib qurilyapti bu, hayronmiz. Keyin aslida bu yer o'zi kolxozning yeri bo'lgan. Ota bobolarimiz ishlab shu yerdan tirichilik qilishgan, Hasanboy mulki bo'lgan. Bular 160 ishchi o'rni yaratamiz deb davlatdan auksiondan olingandek, oradan ozgina vaqt o'tib otadan bolaga nijiloy joy jiloy bo'lib ketyapti. Hozir mana endi domla qurib yuborilyapti. Bunga kim qo'l qo'yib bergan? Bu yerda bizani hammamizni xalqqa haqqi bor-ku bu yerda. Kolxozning mulki-yu. Shu yerda ishlab, o'sha pillasi bormi, boshqasi bizlar otamiz rahmatli mashta ishlaganlar kolxozda. Mehnat. Hozir o'zidan o'zi rais sappa sotib dom qurib yuboradimi? Mayli ish bilan ta'minlasin, shaxsan men ishsizman. Davlat ishida ishlamayman. Ish bilan ta'minlasin, 5-6 ming oylik bersin, men ham ishlayman. Mana mashta ham hozir bir 20% odam ishsizda. Shular hammasi ishlaydi. Qilib bersin mana ishchi o'rni yaratsin. Raisni o'zi qo'yotdilar shu ishni. Murojaatim shu, domni to'xtatib, batamom to'xtatib, bizga to'rt etaj yo'lda tursin, bir etaj ham kerak emas. O'sha tinch qo'ysa aholi. Ishchi o'rni yaratsin, biz chiqib ishlaymiz. Ertaga o'sha farzandlarimiz ishlaydi, aka-ukalarimiz ishlaydi, xalqni ish bilan ta'minlasin. Tadbirkor shunaqa bo'lsin, domni sotib, soqqa qilib cho'mchayni qappaytirmasin. Tadbirkorlik qilsin, gap yo'q. Ishchi o'rni yaratsin, ishlaylik. Xalq maza qilsin, xalq. Xalqqa foydasi tegsin. Faqat tadbirkor maza qilib ketavermaydi-ku. To'g'ri. Hamma yoni o'ylash kerak.